Günaydın. Havaya bakıyorum da lütfen beni yanıltma, bulutlar gene geldi. Plan yapmıştım ben de şu kaşımı bir düzeltsem de size açılış yapsam daha iyi olacak galiba. Şimdi son dakika haberlerini bir gözden geçirdim şöyle. Minsk'te görüşme yapacaklardı Ukrayna ve Rusya. Ama Minsk'i de tehlikeli saydığı için Ukrayna, yani Belarus da desteğe katıldığı için ve Minsk Belarus'ta olduğu için orayı istemiyor Ukrayna görüşme yeri olarak. İnşallah bir an önce artık bir görüşme ayarlayabilirler de şu kan, savaş, çığlıklar, üzüntüler, gözyaşları son bulur. Çok çok üzgünüm gerçekten, 2 gündür ciddi anlamda takip ediyorum ve of, her zaman içimden geçtiği gibi savaşa her zaman karşıyım. Anlaşılabilecek başka yolları bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Yani Rusya'nın savaş açması için sunduğu sebep kesinlikle o kadar sivili öldürmeye geçerli bir sebep değil bence. Neyse, savaşı kınıyoruz. Her zaman barıştan yanayız. Bunu videonun başlangıcında söyleyerek vloguma başlamak istiyorum. Bugün başlangıcı biraz geç yaptım, vlog başlangıcını. Çünkü evimi toparladım. Çünkü güzel bir çay içtim. Çünkü kurabiye attım fırına. Fırının ışıklarını görüyorsunuz. Şimdi sırayla göstere göstere ilerleyelim o zaman. Günaydın tekrardan. Hayırlı pazarlar. Bu arada bugün günlerden kandil, Miraç kandili. Rabbim dua eden herkesin duasını kabul etsin. Bu mübarek gününüzü bütün Müslüman alemini kutluyorum. Mübarek olsun diyorum. Miraç kandilimiz. Ben de pişi yapmadım. Onun yerine kurabiye attım fırına. Pişi de zaten komşumuz getirmiş. Şimdi göstereceğim size. Şöyle aşağıda Firdevs abla var, komşumuz. O böyle pişi getirmiş. Kayınvalideme de uğramış da kayınvalidem kapıyı açmayınca onun pişilerini de bana bırakmış. Görümceme bıraktı. İkişer tane, ikişer tane. İki tane görümceme göndereceğim. İki kayınvalidemlere göndereceğim. Üç tane de bize bıraktı. Üç kişiyiz diye. Şey yapacağım. Kayınvalidem uyansın. Daha yeni getirdi çünkü pişiyi. Allah'ım kabul etsin inşallah. Herkesin duasını, herkesin ibadetini. Çok güzel. Ben de ne yaptım? Dünden benim beyler tatlı istiyorlardı. Tatlı krizine girdiler. Ben de tereyağlı kurabiye attım fırına. Şöyle üzerleri şekerli. Ay. Şimdi tarifi nereden aldım biliyor musunuz? Hemen göstereceğim size bebişlerim. Kutumu şöyle Feride bana tereyağlı ev kurabiyesi getirmişti. Çok da beğenmiş tadını. Biz de denedik. Tadı hoşumuza gitti. Üzeri böyle şekerli şekerli bir kurabiyeydi. Arkasındaki tarife baktım. İçindeki tarif vermiyor aslında. Sadece içindekiler var. Ve içine ne koyduysa ben de aynısını koydum. Hatta süt tozu vardı içinde. Ben de süt tozunu ılık suyla açtırdım. O şekilde. Ama margarin falan koymadım. Kesinlikle sadece yağ olarak tereyağı kullandım. Ve bu kutuyu özellikle atmıyorum ki böyle. Ben zaten sık sık kurabiye falan yapıyorum biliyorsunuz. Bu kutuyu da böyle ağzı kapaklı kurabiyeleri kullanırım diye. Bunu tarifini yaptım. Başta Ayhan'ın ruhunu olmak üzere inşallah böyle hani pişi gibi olur mu bilmiyorum ama önemli olan niyet ve duadır bence. Günümüze böyle başladık. Tezgahımı temizledim. Tabii ki beyler akşamdan portakal tabakları, kahve bardakları falan bırakmışlardı. Makinemi hepsini dizdim. Sobamı yaktım. Yatak odamı toparladım. Sobam yavaş yavaş ağır ağır yanıyor. Pardon, salonumu toparladım. Yatak odama daha geçmedim çünkü beyefendi daha yatakta. Aras Kuzu'ya kıyafet hazırladım. Yataktan çıktığı zaman bunları giydireceğim. Şöyle hırka alt. Aras Kuzu'yu giydireceğim. Sonra da bugün pazar ve nevresim değişecek. Burada ne yaptım biliyor musunuz kızlar? Rujlarımı buraya koydum. Şöyle. Bütün buradaki şeylerin, fırçalarım falan boşalttım. Göz kalemim falan, kaş kalemim falan vardı. Onların hepsini boşalttım. Buraya komple böyle rujlarımı koydum. Dudaklarımı renklendiririm diye. Artık şu işinin sonuna geldik. Bunu da bugün bitireyim artık. Bunu atacağım. Böyle azar azar artık burayı hafifletmeye, yenilerini almaya başladım. Uğraşıyorum daha doğrusu. Anneciğim biraz kısar mısın bir tane? Güneşlikleri açtım. Bugün hava güneşli ama parçalı bulutlu arkadan geliyor. Ben de şey düşündüm hani kurabiyem piştikten sonra evi süpürürüm. Sonra da şöyle bir anneme doğru yürürüm diye bir kahve içerim.
arası da yürüyüş olur, hava güzelken değerlendirelim, oksijen alırız diye düşünüyorum. Ama baksanız bulutlar geliyor arkadan. Bu durumda çıkmam zaten mümkün değil. Arası çünkü soğuklarda çıkarmıyorum. Yarın pazartesi ve pazara şey okula tabii ki göndereceğim oğluşumu. Lavabomu yıkadım, aynamı sildim. Makineye çamaşır attım ama 40 da attım. Çünkü benim bu kırmızı yünlü üstüm hırkam vardı ya, onu attım. Eşim bana sevgililer gününe aldığı, sevgililer gününe mi aldı? Hatırlama. Evlilik yıl dönümümüze aldığı hediye vardı ya, bornoz sabahlık. Onu attım. Onların kumaşları 60'a şey uygun değil yıkamaya. O yüzden 40'ta yıkıyorum. İşte şu anda döndürüyor. Bir 40 dakikası falan var hemen hemen. Havlularımı değiştirdim. İşte bu dünkü size gösterdiğim Mintax'ı, diğer şeyini de buraya kullanıyorum. Paketten iki tane çıkmıştı. Bir tanesini böyle lavaboyu yıkamaya, aynayı silmeye kullanıyorum. Bir tanesini de böyle camlarımı silmeye kullandım ama leke bıraktı. Bunda öyle bir sorun yok ama bundan çok memnunum o açıdan. Onu da hemen oraya astım, havalandırıyorum. Genelde banyomda bulunduruyorum. Yerlerin lekelerini görebilirsiniz. Yerlerin silinmesi lazım çünkü. Aras kuzunun odasında güneşliğini açtım. Şöyle çiçeklerimi biraz güneş gelsin diye şu balonları her seferinde patlatacağım diyorum ve kıyamıyorum. Bugün aslında bilmiyorum yapar mıyız yapmaz mıyız, şu oyuncakları bir düzenleyelim istiyorum. Gardırobu zaten dün düzenledik, düzenini size çektim. Yaparsak da zaten benimlesiniz, beraber size gösteririm, çekerim. Evimi mutlaka süpürmem lazım. Kayınvalideme bir uğrayacağım. Hem pişisini götüreyim hem de sobası yanmamış, sobasını yakacağım. Bu arada kapımın önü temizlenecek. Şöyle göstereyim. Şu sepetler aşağı inecek, odun doldurulacak. Şu dün sobanın içini boşaltırken şu bezi sürekli sobanın altına itiyorum ki, genelde sadece onun için kullanıyorum bu bezi. Tozlar şeyin içine dökülmesin, üstüne dökülmesin diye onu kullanıyorum. Onu silkeleyeceğim, onun içinde küller var. Şuraları güzelce bir süpürmem lazım. Kedilerin mamalarını verdim. Bak bak, doydunuz değil mi siz yaramazlar? Şurada dün ayıkladığım böyle teknik şeyler var. Demirler, silikon falan var. Bu dükkana gidecek. Demirhane dükkanına. Buna ihtiyacımız yok. Şunu buldum. Bunu da böyle koydum buraya, küllük olarak kullanabilirler diye. Kuşlar ne güzel ötüşüyor. Dere bayağı dolmuş. Su çok güzel akıyor. Bilmiyorum, bakayım, eğer güneş sonradan güzelce açarsa arası biraz çıkarırım. Size de çekerim. Hava almış oluruz. Şu sepetleri indireceğim. Şurayı hemen bir hızlıca süpüreyim. Kırıntılar var çünkü işte bu odun kırıntıları falan içeriye taşınmasın. Kendi evimi de bugün süpüreceğim. Oh, kurabiyenin son halini size gösteririm. Çok fazla kızartmayacağım. Burada zaten baksanıza rengi de çok şey değil. Hafif pembemsi böyle bırakmışlar. Çok koyu koyu kızartmamışlar yani. O yüzden bir bakayım. Rengi birazcık daha, bir 2 dakika daha rengi dönsün. Ondan sonra çıkartacağım. Şu sehpalarımı bir sileyim. Benimkiler çünkü her gece bir tanesini biri kullanıyor, bir tanesini biri kullanıyor. Şunu zaten bu çiçek olduğu için çıkaramıyorlar sehpayı. Ama bunları kullanıyorlar. Birini babası önüne alıyor. Çayı kahvesi için. Birini Aras alıyor. Ya içeceğini koyuyor ya işte dün çabuk makarna yemiş. Babası çabuk makarna getirmişti gelirken. Onu yapmışlar. Ben uzanmıştım yatak odasına. Ben erken gittim biraz vücudumu dinlendirmek için. Bu sehpaları mutlaka günlük böyle leke yapıyorlar yani. O yüzden siliyorum. Gerçi desenize, mobilya ya da ev eşyası ne için vardır? Kullanılması için vardır. Ah, kendime bir çay tekrar doldurayım. Çayımı içtim aslında da. Gazetelere bir göz gezdirdim. Çaydanlığımı bugün yıkamam lazım. Çayı dün akşamdan demledim. Çayım taze. Tezgahımı da domates sosla şöyle bir bugün köpükledim. Size çok çekmedim açılışını. Temizlenmiş şekilde evi böyle mis gibi açmak istedim, açılış vlogu. Öyle de yaptım. Bilmiyorum size ne kadar mis gibi geldi ama benim şu anda gözüme şey batıyor. Halılar falan daha süpürülmedi ya. O olay benim gözüme çok batıyor. Bu halıyı da bu yaz kullanacak mıyım bilmiyorum. Çünkü çok fazla lekeleri var. Belki kamerada uzaktan gözükmüyor ama böyle çıplak gözle böyle yaklaştığım zaman işte böyle yanıklar, hatırlıyorsunuz sobadan alev şey olmuştu, rüzgar lolos bir gün halıların bazı yerleri yanmıştı falan. Böyle kenarlarda dökülen çay lekeleri falan çok uğraştım silmek için, yıkamaya da gönderdim. Ama göze batıyor. Bilmiyorum bu yaz bir kez daha kullanır mıyım, kullanmaz mıyım, sonra da değiştireceğim. Yusuf da diyor ki Yusuf aslında bu halıyı hiç sevmiyor, örtümü de hiç sevmiyor. Yusuf böyle daha düz
dümdüz sert halılardan hoşlanıyor. Üzerindeki lekeler aralarına ya da şeyler tozlar aralarına girmeyecek. Bu biraz şagi gibi içlerine giriyor çünkü. Yani bakacağız tabii duruma göre. Şimdi sezon nasıl geçecek? Durum nasıl olacak? İşlerimiz nasıl olacak? Size dün bu arada brandayı çekeceğim, koyacağım demişim. Koymamışım. Onun resmini hemen buraya koyuyorum unutmadan. Şöyle kendime çevireyim de anlatayım. Bu arada sizinle şey yapmıştık ya, aloe vera maskesi dondurucuya koymuştuk. Efendim oğlum, şu kazak sıcak oldu. Kurabiye yaptım. Kurabiye kokusu geliyor. Vanilya kokusu burnuna gitti. Tamamdır, bunu kapatalım. Bu arada şey, dün efendim aşkım, gel pişi ye çayla. Efendim oğlum. Bulutlar daha da kapattı bu şeyi, güneşi. Aloe vera maskesini özellikle yapmadım ki beraber yapalım diye size de çekeceğim. Şu göz kenarlarıma uygulayacağım birazdan. Duşa gireceğim çünkü duştan önce yapacağım. Efendim anneciğim, şu kazağı çıkarayım, sıcak oldu. Altıma da tayt giydim rahatça. Efendim anneciğim. Sütlaç, her gün sütlaç yenmez anneciğim. Hayır, sütümüz yok zaten. Şey bak, pişi getirmiş komşu. Pişi var, çok güzel. Hem de kurabiye yaptım. Kurabiyelerim oldu ve soğudu. Şöyle çok da güzel kızarmış. Kayınvalidemin yanına gittim. Pişilerini götürdüm. Kurabiye de götürdüm. Biraz sohbet ettik. Odunlarımı getirdim. Terasımı süpürdüm. Öyle bir kara bulut geliyor ki kızlar. Var ya. Çamaşırımı durdu. Onu asacağım. Nevresimi değiştireceğim. Aras kuzunun kahvaltısını yaptıracağım. Galiba tam kapanmayacak ama olsun. Şöyle. Tadına bakmadım vallahi, ne yalan söyleyeyim. Koyalım kenara. Tepsimizi de ıslatalım. Yıkarız tepsimizi şimdi. Bulutu göstereceğim şimdi size. Çamaşırlarımı çıkardım. Bahsettiğim şunlardı. Şu hırkan ve şu bornozum. Şey, sabahlığım. Bakar mısınız? Gördünüz mü kara bulutu? Yağmur yağacak gibi duruyor bakalım. Bu bulut geçtikten sonra da güneş açar inşallah. Çünkü bahçeye çıkacağız kayınvalidemle. Birkaç ıspanak kökü falan toplamış, onları ekeceğiz. Zaten çıkarsam bahçeye sizi de çekerim, beraber oluruz. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
tries to remember when I was really free and all the things I lived and the miss all the things that I left. I regret for this, it won't be the same, yeah. I never felt this way, cause I want to come back and find my way, and I have to run and run away. I finally choose, yeah. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time. Now I'm disappearing, looking for light. This in the time for you. Çok saat geçti aşkım. Kaç saat? Saat şu anda 3'e geliyor. 3'ü çeyrek var. 3 saat mi geçti? Aras kaşar eritmesi istiyor. Kaşar eritip şey yapıyorum ya. Dur difrizde kaşar bulur. 3 saat gitmiş. Mi geçti? 3 saat geçti. Neyden 3 saat geçti? 3 saat. Neyden? Dur ha. İzin ver. 3 saat. İzin ver oğlum. Bekledik ya benim Minecraft oynamamdan. Kaç saat geçti? Difrize atıyorum ya kaşarı. Kapat anneciğim. Kaç saat geçti benim Minecraft? Bilmiyorum oğlucuğum. Saat mi? Şimdi hava iyice karardı ya. Saat 3'e geliyor. Ben evi sildim, süpürdüm güzelce. Çamaşırlarımı astım. Nevresimlerimi değiştirdim. Şarjım yoktu, size doğrusunu çekemedim. Telefonu şarj taktım. Ojelerimi pembeden kırmızıya değiştirdim. Lavabomu süpürdüm, sildim. Yerleri tam kurumamış bile. İkinci tur makineme attım açık renklileri. Daha duşa girmedim. Kayınvalidemin yanına uğradım. Çöplerimi götürdüm, boşalttım. Kapımın girişini de sildim. Dışarıya çıkmadık tabii haliyle çünkü hava buz gibi. Şular lekeler falan vardı ya, kasalarımı indirdim, onları silkeledim. Sonra odun doldurdum, getirdim. Yağmur çiselemeye başlamış. Ay nasıl da bir soğuk var. Sobayı bir kontrol edeyim. Ne oldu, söndü mü acaba? Arası bir tava çıkarayım. Aras şimdi yemek yemek istiyor. Ona kaşar eriteceğim. Ekmekle tabağım böyle batırıp hazırlayacağım tabağı. Şimdi gösteririm size. Dur aşkım, izin ver. Evet arkadaşlar. İşte böyle oldu kaşarım. Anne şimdi dilimleyecek. Şöyle mi tutayım? Bakayım aşkım. Evet doğru tutuyorsun. Şimdi böyle yapıyorum kızlar, erittikten sonra zeytinyağında ya da tereyağında. Şöyle lokmalık şekilde hem çabuk soğusun diye lokmalık yapıyorum, tabağını diziyorum, o da oturup yiyor benim oğlum. Birazcık sadece Aras bırak. Normalde çok peynir yemez. Ne? Ama böyle kaşar yediği için peynir ihtiyacını, kalsiyum ihtiyacını almış oluyor en azından. Şöyle. Ben akşama yemek ne yapacağım bilmiyorum. Artık gerçekten bu yemek şeyinden usandım Aras ya. Çünkü şey yapman lazım. Birazcık market alışverişi yaparsan tamam, artık eve yemek yetiştirebilirsin. Yani ben doyarım artık. Market çünkü gündüzleri bir şey yemiyorum ya artık. Sen mi yemek yemiyorsun? Günde 5 kere yemek yiyorsun Aras. Zaten gece arkadaşlar, zaten gece babamı makarna getirttirmeyeceğim bugün. Çünkü zaten. Dün noodle 2 paket yemiştin. Çok fazla günde 2 paket noodle. Onun kalorisi 500 kalori bir pakette. 1000 kalori sadece 2 tane paket nadıldan almışsın. Yani 2 nadılı yedim ben, 1000 kalori yaptım. 1000 kalori aynen öyle. Evet. Onu da sade koysaydın anne. Böyle oldu. Göster tabağını. Hadi al git, afiyet olsun aşkım. Ben akşam yemeği hazırlığına geçtim. Vallahi dolapta hiçbir şey kalmadı. Artık her gün uydur, buydur, onu ona uydur, bunu buna buydur, yakıştır. Çeşit çıkarmaktan bezdim. Çok şükür artık yarın Aras Bey okula gidecek. Ben de artık normal hayatıma devam edeceğim. Yarın alışveriş yapacağım. Alışveriş yapacağız. O yüzden son kalan artık malzemelerden, bunları da zaten Yusuf getirmişti restoranttan. Son kalan malzemelerden limeli çıkaracağız Allah'ın izniyle. Şimdi şurada piyale kremalı tavuğum vardı. Böyle canım bir çorba istiyor. O yüzden bunu hızlıca tencerede çevireceğim. Çorbamız olsun. Sebzeli bulgur pilavı istedi canım. Domates, soğan, biber kavuracağım. Biraz salça.
böyle sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Bir de domates, salatalık, soğanım son bir tane kalmış. Yarım yarım kullanacağım. Yarısını salataya, yarısını yemeğe. Bir de havuç. Şöyle bunlardan da bir kaşık salata yapacağım küçük. Bunları da zaten yemeğe kullanacağım. Burada biraz nohutum vardı. Böyle bir porsiyon kadar onu da ısıtırım. Onu da bitiririz. Yemekler çöpe gitmiyor. Dünkü kalan biraz spagetti vardı. Onu da Aras yedi zaten. Kaşardan önce bir de onu yedi. Yani Aras vallahi maşallah önlerini yükseltmeye başladı. Artık iyileşti ya, kendini iyi hissediyor. Yemeye başladı. Neyse, ben yemeğin yapım aşamasını çekmeyeceğim size kızlar, artık uzun uzadı ya. Bitmiş halini size çekerim. Ondan sonra da ben de karnımı doyuracağım. Çünkü saat kaç oldu? Saat 4'e geliyor. Akşam yemeğini erken yemiş olayım. Çünkü öğlen yemeği bir şey yemedim. Karnım aç. Bir tek kahvaltı atıştırdım. O da pişiden yedim. İşte komşumuzun getirdiği pişiden. Onun dışında bir şey yemedim. O yüzden hadi bakalım, yemeklerin bitmiş halinde gösteririm. Ondan sonra artık herhalde vedalaşırız sizinle. Hep ev vloglarında aynı şeyler, belki sizi de sıktı ama yarından itibaren Allah izin verirse artık restoran, temizlik, koşturma başlarız. Şimdi yapım aşamasındayım. Soğanlar, biberler, domatesler zeytinyağında güzelce kavruldu, ezildi, suyunu saldı. Birazcık da domates salçası ilave ettim. Domates salçasını biraz açtıktan sonra suyunu, bulyonunu koyacağım ve bulgurumu ilave edeceğim. Pilavım hazır, demlenmeye bırakacağım. Burada da 3,5 su bardağı su ve paketteki hazır çorbayı boşalttım. Altı tutmasın diye onu da karıştırıyorum sık sık. Salataya şey yapmaya karar verdim kızlar. Mayonezli salata yapmaya karar verdim. Domates, salatalık, soğan, birazcık zeytinyağı ve mayonez koydum. Havucu geri kaldırdım. Havuç rendelemedim. Biraz da tuz ilave edip bunu karıştıracağım. Bunu ekmeğine bandırınca o kadar lezzetli bir salata oluyor ki bayılıyorum. Bulguru bekletiyorum şimdi. Sosum hazır olduktan sonra bulgurumu da ilave edeceğim. Yemeklerim hazır. Acayip acıktım. Elim ayağım esmeye başladı. Öğlen yemeği atıştırmadım ya. Pişi de bir tane yedim zaten. Bir tane pişiyle duruyorum. Ay Allah Ramazan'da hepimizin sabır versin inşallah oruçlarımızı. Bu arada ben 2 Mart'ta oruçlar başlıyor diye biliyormuşum. Meğerse 2 Nisan'da başlıyormuş. 2 Mayıs'ta da bayrammış. Olsun, geç olsun, güç olmasın. Mayıs'ta zaten çok aşırı sıcaklar olmuyor Nisan'da. Geçen sene Haziran'a, 2 sene önce Haziran'a denk gelmişti, sıcaktı havalar. Geçen sene Temmuz'daydı, hepten sıcaktı. Ama yine de tuttuk. İnşallah bu sene de niyetleniyoruz. Bunun suyunu artık dökeceğim. Bulgur pilavım böyle oldu. Çorba, salata. Salatanın mayonezi biraz fazla kaçmış. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Biraz pilavla yerim. Bana afiyet olsun. Aras kuzu kaşarlı ekmek yediği için yemek istemedi. Bakayım karnımı doyurayım da Aras Bey'in gönlünü yapabilirsem yavaş yavaş anneme doğru bir yürüyüşe gidelim diyorum, kahve içmeye. Sıkıldık artık evde. Bisikletler burada değil anneciğim. İkisi de bir restorantta. Neyse, bana bir afiyet olsun. Hele ben bir karnımı doyurayım oğluşum. Ani bir kararla hazırlandık. Spontane gelişti. Çıktık ana oğul. Güneş açtı birazcık. Arkadaşlar. Şimdi restoranta gidiyoruz. Bisikletlerimizi alacağız. Oradan da anneanneye bir uğrayalım. Kahve içelim. Ben saçımı yıkadım ama iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Böyle çıktım ama dışarı. Hava sıcak ama. Eski attım. Arası şöyle hafif bot giydirdim. Ben de montumu giydim. Kot pantolon giydim ve şu botlarımı giydim. Hava güzel, soğuk değil ama akşama işte biraz soğuk olabilir diye düşünüyorum. O yüzden montlarımızın önünü falan kapatırız. Kapşonlarımızı çeker çıkarız. İnşaatçılar orada. Her yer inşaat yapıyor şimdi anneciğim. Saçımı kurutmadım sadece de, işte güneşte kurur diye düşündüm ama yanlış yaptım, sonra başım ağrıyacak. Neyse, olmadı, şöyle kapşonum. Toprak dökülüyorlar anne. Hafif bir makyaj yaptım. Evde işlerim bitti, yemeği yedik. Sıkıldık artık gerçekten, ne kadardır evdeyiz. Bugün de pazar. Şöyle gidelim anneannenin bir kahvesini içelim. Hava alalım. Geride geliriz zaten. Ben o sırada bisiklet sürerim. Bisiklete gideceğiz zaten. Restoranttan bisikletle anneannesine geçeceğiz. Anneannemin orada da bisiklet sürerim. Anneannede görüşürüz. Tam yetiştik. Güneş battı. Bisikletler almaya gitmedik. Direkt anneme geldik. Çünkü bisikletleri aldığımız saate zaten güneş batmış olacaktı. Soğuk olurdu. Ah, hastayız zaten tam toparlanmadan. Şimdi bisiklete binmek istemedim. Yürüyerek geldik. Aras benden önce koşturdu. Annemin mahallesindeyiz. Hemen geldik zaten şu evin hemen arkası, annemin evi. Ay, yürümek iyi geldi bir yandan bana gerçekten. Akşama da ya yürüyerek döneriz ya da Yusuf ararım, gelir bizi alır.
duruma göre bakarız. Aras mızmızlandı tabii, moto, şey, bisiklet, bisiklet, bisiklet diye ama bak kapıları nasıl vuruyor. Bunu yapan, bak bak bak, duyuyor musunuz kapı sesini? Bu arası hiç böyle şey yapamadık. Eğitemedik bu konuda. Bak anneciğim bekle. O kapı öyle açılmaz, bekle. Yapma Aras'cığım, yapma oğlum. Çünkü bunlar bizden önce çıksalardı. Sen şimdi diyorsun yastık soğuk olduğu için bence bizden önce çıktılar. Öyle mi? Ben de diyorum ki sobanın külü daha yeni, yani köz var daha içinde. Daha yeni çıktılar onlar bence. Biz geldik, onlar yoklar. Yedek anahtarım var. Allah'tan içeri girdik. Bağırma aşkım, bağırma. Odun getireceğim sobaya. Annem mutfakta ıspanak falan hazırlıyormuş. Bitirmeden çıkmış. Belli ki aniden çıktılar da şimdi arayıp haber alacağım inşallah. Önemli bir şey yoktur. Ben haber vermeden gelmiştim. O yüzden sürpriz olsun diye çıktım geldim. Sabah konuştuk gerçi, bir yere gideceklerini söylememişlerdi ama. Ördeklere bakar mısınız? Onları bu tarafa almışlar annemler. Böyle. Annemle babamın bahçesi. Bunları şuradaki kümese almışlar ama gene dolanıyorlar. Annemlerin odunu da azalmış baksanıza. Oh, şunu odunu dolduralım, bir de babayı arayalım. Bakalım nereye gitmiş bunlar karı koca pazar pazar. Beyefendinin gönlü oldu, restoranta uğradık. Bisikleti aldık. Ha anne, en son şeyde kalmıştım. Annemlerdeydim. Annemler komşularla Ulupınar'a gitmişler çay içmeye. Bekle geleceğiz dediler. Dedim yok canım, ne kadar bekleyeyim. Ben hemen odun attım sobaya. Ondan sonra çıktık, restoranta uğradık. Onlar o demir falan ayıklıyorlardı, yerleştiriyorlardı. İşte restoranttaki fazlalıkları dükkan, evin oraya taşıyorlardı bahçeye. Yusuf Aras Bey'le ben bir çay içtim. Hemen Aras Bey'le bisiklet aldık çıktık. Hadi gel aşkım. Hadi gel, gitme, devam etme, buraya in. Araba falan çıkar, insene aşağıya. Mahallenin girişindeyiz şimdi. Bir saate falan hava kararır, o yüzden biz beklemedik Yusufları. Aras'ın yarın zaten okul var. Aras'ı duş aldıracağım, tırnaklarını falan keseceğim, okula hazırlayacağım onu. Yarın Allah'ın izniyle de okula göndereceğim. Ben de restoranta giderim. Size restoranta brandaları çekmeyi unuttum. Zaten toplu bir şekildeydi, açık şekilde değildi. Yarın çekerim size inşallah. Evimize geldik, hemen hemen bir saat oluyor. Aras kuzuyu hemen yıkadım. Ben bu arada ne yapıyorum? Şu sacımı ortadan bir ayırayım. Gelin yabuk ayırdım. Normal aslında düz taraklarım var da banyoda alıp gelmem lazım. Şimdi saçlarımı çıkarken kurutmamıştım ya. Hafif böyle kabardılar. Ben de dün düzleştiricilerimi çıkarmışken, çekmeceyi kurcalarken dedim ki Nigar'cığım, saçlarını şu düzleştiricimi hem deneyeyim, bayağıdır kullanmıyorum. Performansı ne durumda, hem de saçlarımızla azıcık bir ilgilenelim değil mi? Gayet güzel parlaklığı bence. Böyle bir düzleştirmek istedim. Nedense bilmiyorum. Ben geldim, Aras'ın duşunu aldırdım. Bu arada bugün kaşlarımı doldurmadım ya. Bir de kaşlarımı aldım. Dün müydü, ondan önceki gün müydü? Bayağı seyrelttim. O yüzden şimdi eyeliner'ımın yanında kaşlarım yok gibi duruyor ama. Neyse, zaten bir yere artık çıkmayacağım, akşam oldu. Saç köklerim görüyor musunuz? Kumral çıkıyor gene. Yani uç. Saç uçlarımla kök rengim farklı artık. Neyse olsun. Boyamayacağım. Biraz böyle kalsın. Oh. Arası duş aldırdım. Kapıda asılı olan şeyleri dikkat görmezden gelin. Çünkü nevresimleri yıkamıştım. Onları astım. Benim şöyle Aprilia diye bir marka. Bayağı oldu ben bunu alalı. Derecesi kaç derecede ısıtıyor? Kaç derecede ısıttığını bilmiyorum, kızlar kutusunda yazıyordu ama kutusunu atalı çok oldu. Şöyle şey var burada, kiliti ısıtırken kapatıyorum, kullanacağım zaman açıyorum. Bayağı ısındı şimdi, şuraları ısınmış vaziyette. Yalnız sizi çok fazla yaklaştırdım, şöyle yapıp yapsam daha güzel olacak. Aras kuzumu duş aldırdım, çantasını hazırladım, dosyasını falan kontrol ettim. Ya böyle tabi Dyson gibi falan profesyonel bir saç düzleştiricisi değil ama
Hiç yoktan iyidir. Bir de saç düzleşince de böyle güzel parlak gözüküyor. Babamlar bu Pınar'dan şey almışlar, balık almışlar. Annem yemeğe çağırdı balığı. Dedim yok anneciğim artık bugün olmaz. Yarın arasında okul olmasaydı giderdim. Ters mi döndürdüm bunu acaba? Ne düşün? Şu koruyucusu düştü. Bu arada bugün yürüyüşte 6500 adım atmışım. Evde sadece 200 adımım vardı. Evde de rahat herhalde 1000 adım, 1500 adım atıyorum günlük ama telefonu sürekli yanımda gezdirmiyorum. O yüzden adımlarımı ölçemiyorum. Bir tane kol saat istiyorum. Nabız ölçer ve adım ölçer koluma. Arası şimdi çorbayla pilav koydum. Pilavı yemeyeceğim diye inat etti de bilmiyorum ama çorbayı içiyor, acıkmış. Şimdi düzleştirsem daha iyi olacak galiba. Yusuf daha gelmedi. Hava karardı. Şöyle üstten alıyorum. Çok da böyle aşırı düzleştirme değil derdim de. Hafif sadece şu kabarıklığını gidermek. Bu arada güzel bir fön makinesi almam lazım saçıma. Ben normalde saçlarımı hiç mi hiç ısı uygulamam kızlar. Benim eskiler izleyicilerim çok iyi bilir ki fön makinesiyle bile saçımı kurutmuyorum ne yazın ne kışın. Yazın zaten sıcak oluyor hava. 2 dakikada rutubette sıcakta kuruyu veriyor. Kışın da başlığı gene düştü. Kışın da soba var diye hiç mi hiç o dalgalarda olmuyorum açıkçası. Saçlarım bayağı uzadı. Baksanız düzleştiği zaman ne kadar güzel parlıyor. Valla kötü de değil. Hızlıca düzleştirdi gördünüz mü? Ya zaten düz bir saç yapım var ama yine de kabaran bir saç yapım var. Kapatmışım yanlışlıkla tuşunu. Ben diyorum niye ışığı yanmıyor. Çidoş oradaydı görüneceğim. Kayınpederimle Yusuf oradaydı. Malzeme taşıyorlardı. Ben de fazla durmadım. Dedim ya bisikleti aldım. Hemen bir çay içtim çıktım. Karanlığa kalmak istemedim. Restoranda çünkü motorla gelmek istemedim. Yürüyerek geldik. İyi de oldu. 6500'e yakın adım atmışım. O da hemen hemen 300 kalori harcamış oluyor. Ve gayet iyi. Bugün 2 tane tereyağlı kurabiye yedim. En azından onu yakmış oldum. Bu da iyi bir şey. Ama artık eskisi gibi kilo kısmına takılmıyorum. Zaten hareketli bir hayatım var. Şimdi sezon da başlıyor. Oraya koştur, buraya koştur. Restoranda, dükkana koştur. Biliyorsunuz. Çabuk kilo kaybediyorum yazları ben çalışırken. Ondan dolayı şimdi hiç de kafaya takmıyorum. Vallahi şahane de düz oldu değil mi? Yakışıyor mu bana düz saç? Size dün şeyi sormuştum. Kahkül bana yakışıyor mu diye. Vallahi çok yakıştırırsanız kahkül de keserim. Neden olmasın? Perçemlerim vardı benim bu arada. Şunlar ama bayağı uzadı. Kahkül yakıştırır mısınız bana bilmiyorum. Şöyle anlamın hizasında bir yazın kahkül. Nohut mu? Yoğurt yok aşkım. Babaannenden al da gel alışverişe çıkacağım yarın inşallah. Ufak tefek eksikleri yarın alayım çünkü evde de böyle. Yapma anne öyle ani sesler çıkarma. Arasın beslenmesini içecek falan almam lazım. Tamam çok fazla doldurmam çünkü zaten restoranda yiyip içiyoruz ama akşamları da geldiğim zaman dolabımda en azından bir şeyler yapmak için malzemem olsun. Benim bir de asi bir saç yapım var. Ona rağmen gayet güzel düzleştirdiğine inanıyorum. Bakın bakalım ne diyorsunuz? Güzel oldu güzel. Kahkülle çok yakıştırırsanız bir de kahkül keserim. Neden olmasın? Aa, ben beyleri doyurdum. Yusufçuğum geldi. Hayırlı kandiller bebeğim. Teşekkür ederim. Kandilde elini öptüğüm zaman para veriyor musun? Hayır, herkesin kandilini böyle görsün. Herkes selam versin. Amin inşallah. Sağ ol canım benim. Şu arası Bu doyuramadım şu an elini yapıyorum.
Arası hiç doyuramıyoruz zaten. Yine kaşarla ekmek yiyor. Maşallah. Birazdan yatıracağım onu. Bir sus televizyonda takılıyor. Ben bulaşık makinesini çalıştırdım. Çay içeceğiz. Artık vedalaşayım. Yarın tekrar görüşürüz bebişler. Allah'a emanet.